Bence bu otobüse yeter de artar bile. Yani en azından ilk zamanlarda. Okul bitene kadar burada yaşarız beraber. Selim abinin de Miran'ın bu evde kalmasını istemiyorum diyecek hali yok herhalde. Yok demez tabii de. Ya ben öyle emrivaki yapmak istemiyorum. Ya ben de uzun uzun beklemek istemiyorum artık Yaman. Ayrıca bence herkesi mutlu edecek bir formül bu. Ya iki köşkün de ortak noktası bu oda. Biz de en çok zamanı burada geçiriyoruz yalan mı? Birlikte oturuyoruz, birlikte kalkıyoruz, birlikte ders çalışıyoruz. Ne değişecek ki? Sadece birlikte uyuyacağız. Birlikte uyanacağız. Bu akşam bizimle ilgili bir şey konuşuldu mu yemekte? Yani hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin dilekleri falan. Başka bir şey konuşulmuyor. Sizin tarafta hiç itiraz eden yok mu yani? Yok canım. Kim itiraz edebilir? Keşke bu kadar acele etmeseniz. Bir laf vardır oğlum. Evlenmeden önce 3 Ağustos beklemek lazımdır derler. Ya hani sen de çok hevesliydin. Benim gibi heyecanlıydın. Öyleyim, öyleyim tabii de. Ne bileyim, gene de bu kadar acele etmeyin bence. Ne oldu, ne düşünüyorsun? Yok bir şey düşünmüyorum ya. Yüzün niye bulutlandı o zaman? Ya ben çok mutluyum. Ya kalbim ferah, kafam net. Aklım fikrim sende. Gece gündüz bizden başka bir şey düşün. Daha çabuk nasıl evlenebiliriz diye düşünüyorum. Olur mu tartıyorum. Olur olur. Hem de çok güzel olur. Bu iş tamamdır. Konuşmadan önce sabahtan doktora tahlillerini götürelim mi? Hem belki tekrar test yapar. Yarın okulda ders seçeceğiz ya. Tamam sabah erkenden aşk haline gideriz sonra da oradan okula geçeriz. Ne güzel keyifli keyifli konuşuyorduk işte. Niye böyle hastalık konusunu açıp benim keyfimi kaçırıyorsun? Hocam zaten kontrol zamanı geldi de geçti. Ya ben doktorla konuştum. İşte o zehirlenmeden dolayı değerler öyle yüksek çıkmış. Benim de bünyem çok hassas olduğu için çok normalmiş yani. İyi işte. Yine de bir kontrol etsin. Ya üf Yaman tamam bakacak bir şey yok işte. Bebek. Canım pardon uyutmadık seni de ya. Ben gidiyorum. Gitme. Gel. Sen kaderin tozuyla savruldun benim hayatıma öyle mi? Kaderin değil. Toz dedi, tozuyla demek istiyor burada şair. Ya çok seviyorum ben o şairi. Yani bir inanç parçası olmasa da çocuk sevdiği kız için bir şeyler yazıyor. Ya çok seviyorum seni çok. Ben seni çok seviyorum ben. Uyuyabileceğimi hiç sanmıyorum bu gece. Anılar şişecek. Çok soğudu hava. Gir içeri. Bir an önce sabah olsun da tekrar göreyim seni. Bir an önce sabah. Seni çok seviyorum. Thank you.